Titan Saadet Zinciri Çiftlik Bank derken yepyeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Avrupa'dan fon gelecek, kar payı dağıtacağız yalanıyla onlarca milyon lira toplayan çete mali şube dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yani 800 milyon TL gibi bir rakamda bir mağduriyet olduğu söz konusu. Avrupa'dan fon gelecek, kar payı dağıtacağız dediler. Yüze yakın iş adamını 86 milyon lira dolandırdılar. Devlet güvencesi altı adı altında yurt dışından bazı hesaplarından paralar geldiğini anlattılar. Yani bir nevi gri para aslında. İstanbul merkezli bir suç örgütü Türkiye'de yatırım yapan iş adamlarıyla bağlantıya geçti. Ve Avrupa'da bir fon var, yüklü miktarda Türkiye'ye para getireceğiz ve bu parayla da Türkiye'de yatırım yapacağız. Daha sonra elde ettiğimiz karları da size dağıtacağız dedi. Her iş adamından yaklaşık 1 milyon ve üzeri olmak üzere toplam 86 milyon lira para topladı. Tuzağa düşenlerden biri de iş adamı Hasan Kaya oldu. Bu para uluslararası bu yurt dışından gelecek olan paranın fonlanması için uluslararası bir sigorta şirketinde teminat olarak gösterileceği söylendi. Parayı bankaya yatırdı, kar payı almayı bekledi. Bir yılda 1 milyon liraya 2 milyon 250 bin lira para alacaktık. Bize taahhüt ettikleri paraların gelmediğini görünce dedik ya bu işte bir iş var. Hasan Kaya banka hesaplarını kontrol etti ve paranın yerinde olmadığını gördü. Hemen bankaya gitti ve yapılan incelemede bankada çalışan ve çeteyle bağlantılı bir kişinin Hasan Kaya'nın imzasını taklit ettiği ve parayı başka bir çete mensubuna aktardığını gördü. Parayı hesabımızdan sahte talimatla, sahte imzayla sanki bir gayrimenkul alımı yapıyormuşum gibi. Çete akıl almaz bir yöntemle ağını genişletti. Katılımcıların parasını kullanarak güven sağladı. Üçüncü, dördüncü şahıslardan gelen yeni paraları bu şahıslara aktarıyorlar. Yani her yeni mağdurun parası bir önceki mağdura aktarılıyor. Ben şahsımın 1 milyon TL, 1 milyon ortağım var iki. Yüzlerce iş adamı soluğu polisliğe aldı. İstanbul Mali Polis Şube dedektifleri harekete geçti. Bazı banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelileri yakaladı. Yani 800 milyon TL gibi bir rakamda bir mağduriyet olduğu söz konusu. Yani yeni bir çiftlik bank ya da Titan vakasıyla karşı karşıyayız. Mağdurlar asıl suçlunun çeteyle bağlantılı bazı banka görevlileri olduğunu öne sürdü. Son günlerin en büyük dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.